Hayırlı sabahlar, günaydınlar. Demet ve Alişan'la sabah sabahtan herkese güzel bir sabah dileyelim. Mutlu bir sabah olmuyor maalesef. Cuma gününden beri hiçbirimiz için mutlu bir sabah olsun. Temennisinde bulunalım en azından. Evet, günaydınlar olsun. Ama dün yine tabii o bebeğimizin, Ayda bebeğin kurtulması bayağı bir sevinç şeyi oldu Türkiye'de. Evet, yani. Evet, içimizi böyle bir hani bir o kadar olsun, tabii o ki. Kadar ölülerimiz var, o kadar yaralılarımız var. O kadar acılarımız var ama bir nebze de olsa içimizi böyle serinletti. İnsan mucizelere inanmak istiyor işte. Ve dün çok güzel bir olay olmuş. İşte bizim milletimizin o gönlünün kocalığı, koca yürekli insanlarımızın göstermiş olduğu şey. Yani köfte istiyorum dedi. Köfte yarışı değil mi? Dün hastaneye köfte siparişi yağmış. Yani yüzlerce köfte gitmiş oraya. Köfte ve ayran siparişi gitmiş. Yani bazen hani böyle şey diyorsun. Birçok işte şeyler oluyor ülkemizde istemediğimiz ama böyle özel günlerde, böyle acılı günlerde veya sevinç de aynı şekilde o zaman diyorsun ki ne mutlu Türk'üm diye ne diyorsun. Tabii iyi canım, ki daha diyorsun çok Türkiye'de yaşıyorum. Aynen. Evet, iyi ki burada doğdum, iyi ki burada öleceğim diyorsun yani. Aynı fikirdeyim. Şimdi Star Haber muhabirimiz Onur Aksoy, biz dün bağlanmıştık ona. Bugün artık 5. günündeyiz. Enkaz kaldırma çalışmaları galiba devam ediyor. Onur'dan bir son durumu almak istiyoruz. Onur, ekipler de ayrılıyormuş galiba diğer şehirlerin belediyeleri. Bir bilgi verebilir misin? Ve bize? hala bir umut var mı Onur? Öncelikle iyi yayınlar. Evet, dediğiniz gibi yavaş yavaş ekipler ayrılıyor. En azından çevre illerden gelen ekipler yavaş yavaş ayrılıyor. Çünkü bu sabah itibariyle arama kurtarma çalışmaları bütün binalarda sona erdi. Tabii dün Aydın'ın ardından herhangi bir mucize gerçekleşmedi. Son kişiler de çıkarıldıktan sonra bütün binalarda çalışmalar tamamlandı. Şu anda da iş makineleri çalışıyor aslında arama kurtarma ekipleri yerine. Kameraman arkadaşım Özgün Özel sizlere o çalışma noktalarından bir tanesini göstersin. Burası Barış Sitesi. Barış Sitesi'nde 4 ayrı blok vardı ve zaten şu anda görüyorsunuz binanın nasıl yan durduğunu, o bloklardan bir tanesi. 4 bloğunda da büyük hasar vardı. 2 bloğu tamamen yıkılmıştı. 1 bloğu da bu şekilde yan duruyordu. İşte bütün bu bloklarda çalışmalar tamamlandı ve tamamlandıktan sonra yıkım işlemleri başladı. Tabii çok toz oluyor. O yüzden ekipler buradan birçok kişiyi uzaklaştırıyorlar. Yoğun toz kaplandığı için iş makineleri çalışıyor. İş makineleri beton yığınlarını hafriyat kamyonlarına yüklüyor ve hafriyat kamyonları da buradan uzaklaştırıyor. Burayı gösteriyoruz çünkü en yoğun çalışmanın olduğu yer burası. Tabii diğer binalarda da benzer çalışmalar mevcut durumda şu anda. Onur, şu andaki son durum ne? Kaybettiklerimizin sayıları, yaralı sayımız var mı bilgin? Şu anda 114 kişi, en son yapılan açıklama 114 kişinin hayatını kaybettiği yönünde, yani hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e çıktı. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Özellikle Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğunlukla, ki zaten Ayda da şu anda orada. Dilerseniz Ayda'nın da son durumuyla ilgili bilgiyi verelim. Bugün itibariyle şu anda yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Tabii herhangi bir yerinde kırık çıkık bulunmuyor. Aslında gayet iyi gözüküyor ancak tabii günlerce enkaz altında havasız, aç susuz durduğu için bundan dolayı yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı ve yoğun bakım servisinde şu anda tedavisi devam ediyor. Onur, bir şey soracağım. Aslında büyük bir deprem oldu, 6.6. Bazı kaynaklara göre 7 şiddetinde deprem olduğu söyleniyor. Aslında hani 20 tane binada hasar var. Hı. Yine de daha büyük bir yıkım olmadı. Hani bu işte kumundan çalan, ne bileyim o zemine inşaat izni veren o belediyecilerin dışında galiba yine de sağlam binalar var değil mi İzmir'de? Yine de o bakımdan biraz şanslıyız sanki. Şimdi bulunduğumuz noktadan 70 kilometre uzakta deprem gerçekleşti. Bu bölgeyi etkiledi. Tabii bu bölgenin etkilenmesinin birçok sebebi var. Onlardan bir tanesi de, ki zaten uzmanların da en çok konuştuğu noktalardan bir tanesi, bu zeminin oldukça yumuşak olması. Yumuşak olmasından kaynaklı bu bölgede büyük yıkım gerçekleşti. Tabii sadece yumuşak zeminle bağdaştırmamak gerekiyor. Aynı zamanda beton kalitesi, beton yapısı da çok çok önemli, ki zaten bununla ilgili burada yıkılan binalarla alakalı daha önceden hazırlanmış raporlar da var. Hasar raporları da var. Binalardaki sıkıntıyı gösteren ve
düzenlenmesi gerektiği, güçlenmesi gerektiği yönünde bir raporlar da söz konusu. Tabi o raporlardan sonra kimi binalarda herhangi bir çalışma gerçekleşmedi. Tabi şunu da belirtelim sizlere. Olayın ardından bir soruşturma da başlatılmıştı ve bu soruşturma kapsamında da şu anda 9 kişi gözaltına da alındı. Yani bu yıkılan binalar içerisinde yıkılan binaların müteahhitleri de var bu gözaltına alınanlar içerisinde. O müteahhitleri denetleyen kişiler de var gözaltına alınanların içerisinde. Yani şu anda bir yandan da soruşturma devam ediyor. Aslında hepimizin kafasında soru işareti olan durumlar bir nevi soruşturma aşamasında diyelim. Bir bilgiyi de daha aktaralım. Tabii 20 binada yıkım gerçekleşti ancak bu diğer binaların sağlam olduğu anlamına da gelmiyor. Burada orta hasarlı, hafif hasarlı, ağır hasarlı ancak yıkılmayan çok sayıda bina da var. O binalarla ilgili de çalışmalar bir yandan devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o binalara da giriyor. O binalardan karot örnekleri alıyor ve o binalarda da çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yani sadece yıkım gerçekleşen binalar değil, çevrede yıkılmayan binalara da şu anda girilemiyor. Yani o bina sakinleri de günlerce dışarıda kalıyorlar, evlerine giremiyorlar. Yani onlar da yavaş yavaş evlerine girmeye çalışıyorlar ancak ekipler ne yazık ki izin vermiyor. Çünkü oldukça büyük bir risk teşkil ediyor. Bugün itibariyle artık bitiyor değil mi? Bütün çalışmalar herhalde arkada az önce de gösterdiğin gibi hasarlı binalar yıkılıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları bitti diyebilir miyiz artık? Şu anda arama kurtarma çalışmaları tamamen son buldu. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yani arkamızdaki bina baristesi tamamen yıkılan bir binaydı. O baristesinde mesela arama kurtarma çalışmaları son buldu ve şu anda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Diğer binalarda da yıkılan binalarda da enkaz kaldırma çalışmaları var. Buralarda çalışma tamamlandıktan sonra diğer hasarlı binalara geçilecek. Yani yıkılmayan ancak ağır hasarlı olan binalara geçilecek ki onları da aslında sizlere de gösterelim fırsatını bulmuşken. Şu anda yıkılan bina baristesi ancak sadece baristesi değil. Kameraman arkadaşım Özgen Özel'den hemen sağ tarafa dönmesini rica edeceğim. Örneğin şurada görmüş olduğunuz bina yıkılmadı. Depremde yıkılmadı. Ağır hasar aldı ama yıkılmadı. Ancak görmüş olduğunuz gibi yan yatıyor. Burası da hemen yan taraftaki siteler ki bu binanın arkasındaki sitede de benzer durum. Arkasındaki blokta da benzer durum söz konusu. Yani bu şekilde yan duran, ilk katlarında büyük hasar olan binaların sayısı oldukça fazla. Tabii onlar için de ayrıcana bir çalışma yürütülüyor. Dediğimiz gibi yani buradaki yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıktan sonra diğer ağır hasarlı binalara geçilecek. Bu da takribi önümüzdeki günlerde gerçekleşmeye başlayacak. Bir şey soracağım. Bu Barış sitesinin dediğin en altı o hani iş yeri olan, market olan yerler mi? Yoksa adamlar kolonlarını kesmiş mi? Yoksa hiç baktın mı hani kum kullanılan inşaatlar bunlar mı? En alt katında market olan binalar bunlar değil. Onlar başka bir noktada. Yılmaz Erpek Apartmanı diye geçiyor. Zaten bu kolon kesilme iddiaları da o apartmanla ilgili devam ediyor. Çünkü o apartmanın hemen altında bir market vardı. O zaten marketin market kısmı ve bir üstündeki bina yıkılmıştı Yılmaz Erpek Apartmanı'nda. Orası ile ilgili iddialar var ki zaten soruşturma aşamasında gözaltına alınanlar arasında o marketin sahibi, o marketin yapı sahibi ve o marketin denetmeni de bulunuyor gözaltına alınanlar arasında. Tabii bunlar şu an için iddia, araştırılıyor, soruşturuluyor. Bunların aslında bu iddiaların cevabı soruşturmanın ardından belli olacağını belirtelim. Bu Barış sitesi ise aslında en çok hasarın, en çok yıkımın yaşandığı bölgelerden bir tanesi. Rıza Bey Apartmanı ile birlikte. Çünkü bu Barış sitesinde 4 ayrı blok vardı. Yani 8 katlı 4 bloktan bahsediyoruz. Bir sürü daire vardı. Yani bu blokların 2 tanesi tamamen yıkıldı. Diğer 2 tanesinde de ilk 3 katı, ilk 4 katları yıkılmıştı. Buradaki hasar oldukça fazla ki zaten geniş bir alanı kapsıyor. Arkada da iş makineleri bulunuyor. 4 bir koldan yıkım çalışmaları şu an için devam ediyor. Bu sitede de çok fazla ne yazık ki çok sayıda insanımız canlı olarak çıkarılamadı enkazın altından ve burada da çalışmalar tamamlandı. Peki dışarıda insanlar nasıl? Yani İzmir halkı hani hep biz sosyal medyadan takip ediyoruz ama sen tabii orada akşam geç vakitlere kadar mesaidesin. Yani dışarıdaki halk nasıl? Panik içinde mi? Korkan insanlar da olmuştur muhakkak ama benim mesela arkadaşlarım var karşı dakota, onların evlerinde biblo bile düşmemiş. Yani o kadar enteresan ki ama onun psikolojisini yaşamak çok ayrı bir şey. Öncelikle yaşadıkları deprem dehşeti çok çok büyük.
Öncelikle yaşadıkları deprem dehşeti çok çok büyük. Yaşadıkları travma çok çok büyük. Günlerce uyku uyumadıklarını belirtebiliriz. Burada birçok noktada çadır kentler kuruldu. O çadır kentlere gidiyoruz gece saatlerinde. Onların yanına gidiyoruz nasıl gecelerini geçiriyorlar diye. Soğuk bir yandan problem. Tabii evlerinden uzaktalar. Yaşadıkları trajedi oldukça fazla. Travmayı kolay kolay atlatabilmiş de değiller. Bulunduğumuz noktadaki Bayraklı'daki birçok hasarlı binanın sakinleri. Hepsi evlerinden uzakta. Tabii bir yandan evlerine girmeye çalışanlar da oluyor. Ziynet eşyalarını bırakarak bir anda deprem olur olmaz dışarı çıkanlar da var. Değerli eşyalarını almak isteyenler var ancak evlerine giremiyorlar. Polis ne yazık ki izin vermiyor ki onlar da haklı. Çünkü en ufak bir artı sarsıntıda yıkılacak binalardan bahsediyoruz. Oraya bir saniyeliğine bile olsa girmek mümkün olmuyor ne yazık ki. Bir yandan kendi eşyalarını almaya çalışıyorlar. Diğer yandan gecelerini ne yazık ki uykusuz geçiriyorlar. Çünkü en ufak bir artçı sarsıntı onlar için çok daha büyük bir trajediye dönüşebiliyor. O korku, o panik nedeniyle böyle bir hava söz konusu. Tabii birçok kişi dışarıda, parklarda kalıyor, çadırlarda kalıyor. Arabasında kalanlar var. Günlerini bu şekilde geçirenler var. Burası için ne yazık ki bina sakinleri şu anda oldukça travmatik bir dönem geçiriyor. Peki Onur, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana ve orada bulunan bütün herkese. Hem arama kurtarma ekiplerine, tabii o ayrılanlara zaten, hem bize haber veren ekiplere. Bilmiyorum, evet. Onların hakkını nasıl ödeyeceğiz?